Sevgili seyirciler, Anadolu Efes Fenerbahçe maçının sonucunu az önce sizlerle paylaşmıştık ve derbi sonrasında salonda ciddi anlamda gerginlik olduğuna dair elimize ulaşan bilgiler vardı. Arkadaşımız Ömer Saraç o noktada mücadeleyi takip etti. Ömer, sözü sana bırakıyorum. Neler oldu salonda? Sevgili Kerem Can Bulat, öncelikle sana ve konuklarına iyi akşamlar diliyorum. Efes Fenerbahçe'yi mağlup etti ve finale kaldı. Sonrasında maçın bitiminden saniyeler sonra aslında çok öyle sıkıntılı bir hava yoktu ama Ergin Hoca kendi taraftarıyla galibiyeti kutlarken kendi tribününe bir şeyler söyledi. Tabii bizim bulunduğumuz, yani basın mensuplarının olduğu tribünden bunu duymak zor ama sonrasında karşı tribüne de bir şeyler söylerken en ön sırada maçı takip eden isimlerden Fenerbahçe'de basketboldan sorumlu yöneticilerden Sertaç Komşuoğlu da o noktadaydı. O ve yanındakilerle bir anda Ergin Hoca soyunma tüneline doğru yönelince çok ciddi bir gerginlik çıktı diyebilirim. Sonrasında tabii o gerginliğe bazı taraftarlar da dahil oldu ve çok uzun süre dinmeyen olaylar izledik burada maalesef. O olaylar devam etti. Sonrasında karşı tribünde de bir takım olaylar çıktı. Tabii muhtemelen bazı Fenerbahçe taraftarlarının da tribünde olduğunu söyleyebiliriz. Öyle tahmin ediyorum. O taraftarların Anadolu Efesli taraftarlarla olan bir sıkıntısı vardı. Polis zaman zaman müdahale etmek durumunda kaldı ama neyse ki şu anda ortam yatışmış durumda ama Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu ve yanındaki heyetin hani çok ciddi bir kavganın içinde kaldığını söyleyebiliriz. Yani içinde kaldığını derken tabii karşılıklı söylenen şeyler var. Yani buradan dediğim gibi çok net bir şey söylemek doğru değil. Biz o ifadeleri duyamıyoruz ama iki tarafın arasındaki gerginliğe maalesef biz de çok yakından tanıklık etmiş olduk. Daha da söyleyecek tabii çok fazla şey bulamıyorum. Keşke böyle olmasaydı ama çok ciddi sıkıntılar yaşandı maalesef. Muhtemelen detaylar da çok yakında ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Ömer Saraç'a aktardıkları için. Eğer yeni bir bilgi gelirse sizlerle paylaşırız. Geçmiş olsun diyelim taraflara ve bir daha böyle bir durumunda tekrarlanmaması yönünde temennimizi de paylaşmış olalım. Zaman zaman maalesef sporumuzun her alanında bu tip problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani yıllar geçiyor ama değiştiremediğimiz şeylerden biri bu maalesef. Devam edeceğiz sohbetimize. Bilmiyorum konuyla alakalı üstüne söyleyeceğimiz bir şey var mı? Görüntüleri de biz görmedik açıkçası. Görmediğimiz bir konuyla alakalı da. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla gerek yok. Evet. Ya bir de şey var zaten, Ergin Ataman'ın hem Galatasaray Kongresi olması hem Galatasaraylı'yla ön plana çıkması. Tabii ki bir de ondan sonra galibiyetle gelmesi. Rakibi olan Fenerbahçe'nin, Anadolu Efes'in rakibi ama sonuçta Ergin Hoca her fırsatta dile getiriyor Galatasaraylı olduğunu. Bundan dolayı bir gerginlik olmuş olabilir. Tabii. Orada tabii tam ne yaşandığını bilmiyoruz. Yani bir takım ihtimaller üzerine her zaman konuşulabilir ama hani sebep tabii, şudur demek çok mümkün değil. Yıllarca Ergin Hoca ile karşılaştı. Hani evet. Fiziksel bir müdahale söz konusu olmadı bugüne kadar. Evet. Orada belki söylenen bazı sözler vardı iki taraftan da. O yüzden bilmediğimiz konu olduğu için. Evet, çok uzun yani konuşmaya gerek yok. Ama konuyla alakalı eğer detayları öğrenirsek, daha yeni taze bilgiler elimize ulaşırsa sizlerle paylaşacağız. Ömer Saraç mücadeleyi yerinde takip ediyordu. Olayların hemen sonrasında da hızlı bir şekilde kendisiyle arkadaşlarımız kontak kurdu. Bizi de bilgilendirmiş oldu. Geçmiş olsun diyelim. Aslında bütün spor camiamız adına bu tip görüntüleri hakikaten görmek, üstüne dahi konuşmak istemiyoruz. Noktayı koyalım bu konuya. Cenk Tosun tedavisinin en az 2 ay süreceğini söyledik. Çok korkuttu bizi. Biz de yayındaydık. Evet. Cenk'in ağladığını görünce açıkçası epey modumuz düştü Mahmut Alparslan'la. En azından şuna şükrediyorum. Korktuğumuz seviyede değil. Evet. Muhtemelen Cenk de ilk sakatlandığında o ağrıyı, acıyı hissedince geçmişte yaşadığı sakatlıklarla alakalı olduğunu düşünüyor. Çünkü evet. Hemen dizinin üstündeki üst adale bölgesinde yırtık oluştu. Dizine yakın bir bölgeye ağrı vurduğu için muhtemelen onunla alakalı olduğunu korkusuyla hissetti. Korkusuyla belki gözyaşı döktü. Evet yani çok şükür yani hani 6 hafta aşağı yukarı olacak bu tedavi süreci. Daha uzun olmadığını herkesin şükür etmesi lazım. Sadece Beşiktaş taraftan değil, milli takım içinde çok önemli bir oyuncuydu. Şurada 2 tane milli maç oynayacağız. Şu an milli takımın santraforları Umut Bozok ve Umut Nayır.
iyi bir sezon geçirdi. Yani apayrı bir şey. Bundan bahsediyorum. Umut Bozok son haftalarda çıkışta ayrı bir konu. Ama Cenk olsa Cenk orada santrafor evet. olacaktı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bir ay içerisinde, yani bir ay kadar söyleyeyim. Cenk'in yavaş yavaş salon ön çalışmalar salonda başlar. Salona başlayacağını, ondan sonra 2-3 hafta içerisinde de takımla birlikte sağ çalışmalarına başlayacağını düşünüyorum. Beşiktaş adına çok kıymetli bir oyuncu. Şenol Güneş adına daha da kıymetli. Çünkü onun elinde hakikaten bazen ışıldamasa bile başka teknik adamlar. Şenol Hoca gelince hemen bir cevhere dönüşüyor. Bunu Valerian İsmail ve Şenol Güneş dönemlerinde derinden hissettik. Sol kanat forvet oynamasına rağmen sezonu yanılmıyorsam 16 ya da 17 golle bitirdi Cenk Tosun. Çok ciddi bir rakam. Asistleri de var bunun dışında. Beşiktaş adına çok kıymetli ve gelecek sezonu yine Şenol Hoca'nın sisteminde çok önemli yere sahip 8+3 planında. Sezonun hemen başına yetişeceği için Beşiktaş taraftarı biraz mutlu olmalı. Yani üzüldük ettik ama en azından sezonun başına yetişiyor. Buna sevinmek gerekiyor. Milli takım açısından Ayrı Beşer hakikaten önemli bir kayıp oldu. Kesinlikle öyle. Yani Cenk'in muadilleri bence Cenk'in yerini tutmaz. Hatta yıllarca Burak'la birlikte milli takımda Cenk görev yaptı. Benim tercihim nedense bir adım Cenk'ten yana olmuştur. Bir adım önde. Onun sebebi de şu. Evet Burak Yılmaz başka bir golcüydü ama Cenk aynı zamanda bir takım oyuncusu. Gerek işte ikili forvet oyunlarında gerekse orta sahaya tek forvet oynarken orta sahayla kurduğu oyun iletişiminde bence çok başarılı bir isim. Ve aynı zamanda da nokta santfor diyebileceğimiz bir oyuncu. Kanat forvet de oynatılıyor Beşiktaş'ta şartlardan dolayı ama nokta forvet tecrübesiyle, kalibresiyle bence ciddi kayıp. Yerini oynayacak oyuncular yani alternatifleri bence Cenk'in boşluğunu tam anlamıyla kapatamazlar. Cenk'in bu sezon mevcut rolüyle verdiği katkıyı nasıl değerlendiriyorsun? Bu kadar skor yapmasını bekler miydin? Bir defa mutlu oldu. Şenol Hoca'nın gelişi onu başka bir yere taşıdı. Çünkü bir defa tercih edilen oyuncu, tercih edilen golcü olması kendisini iyi hissetmesi gerekiyordu. Buna ihtiyacı vardı. Çünkü Beşiktaş'tan gidişi, gelişi geldiği yer itibariyle burada ilk 11'i hayal ederdi. İlk 11'in değişmezi olmayı hayal ederken bir miktar kulübede de kaldı Cenk. Bu sadece sakatlığa dayalı bir durum değil. Dolayısıyla hani işin bu psikolojik şartları Cenk'in performansını olumlu etkiledi. Öbür taraftan Cenk'te biz hep şunu gördük Kerem. Birlikte oynadığı forvetlerle uyumlu bir oyuncu ve üst düzey forvetlerle oynadı. İşte daha önce Gomez var, Mario Gomez var, Dembaba var. Abubakar'ın önceki dönemleri